Geniz etinin burun solunumuna etkisi nedir? Geniz eti burunun arkasına yer alan bir oluşum. Ve burunun arkası deyince burunun arkasına boğaza açılan bir yerdir geniz boşluğu. İşte bu bölgede yer alır geniz eti. Peki solunuma nasıl bir etkisi olabiliyor? Büyüdüğü zaman. Geniz eti büyüdüğü zaman burundan havayı tamamen de engelleyebilir. Engellediği zaman da nelerle karşı karşıya kalıyoruz? Bir kere burundan havanın girişi sırasında yaşadığı iyilikler var. Hava ısınıyor, nemleniyor, süzülüyor. Hatta hava algılanıyor. Ve algılandığı için akciğerler havanın gelişinden daha önce haberdar olup iyice genişleyebildikleri kadar genişleyebilirler. Ama ağızdan bunu istesek de o kadar genişletemiyoruz akciğerleri. Dolayısıyla daha fazla oksijen demek burun solunumu. O halde geniz etinin büyüklüğü bir önemli bir konu olabilir. Ama bununla kalmıyor iş. Şimdi birçok kişi diyor ki ağızdan solunum varsa olsun. Yani onunla hayat mümkün değil mi? Evet mümkün. Ama özellikle bir çocuktan söz ediyorsak bazı kayıplar pahasına mümkün. Bir, o döneme ait kayıplar var. Yani çocuk o aylarını, o yıllarını o kayıplarla geçirmeye başlıyor. Rahatsız uykular, sabah zor kalkmalar, gün içindeki bu huzursuzlukları, kendisini derse geliştirecek araçlara verememek gibi bir takım kayıplar yaşayabiliyor. Öbür taraftan da bu sadece o döneme ait kalmıyor. Çocuğun yüz iskeleti değişmeye başlıyor. Çünkü ağız solunumu alt çenenin üst çeneyi aşağı doğru çekmesiyle sonuçlanır. Ve normalde öne yanlara doğru gelişmesi gereken üst çene öne yanlara doğru gelişemiyor. Aşağıya doğru uzamış bir kubbe damak ile sonuçlanmasına yol açıyor. Peki bunun etkisini arka hava yolu dediğimiz yani burundan arkaya ulaştıktan sonra arkadan nefes borusuna inecek arka hava yolunda daralmaya yol açıyor. Arkadaki hava yolundaki daralma erişkin yaşamında bazı hastalıkların en önemlisi uyku apnesi dediğimiz hastalığın en önemli zemin hazırlayıcısı. Yani siz 2 yaşında, 2,5 yaşında kıyamadığınız dünya tatlısı evladınızı belki böyle solunumuyla hiç değilse bakıyorsunuz oynuyor ediyor yani bir problemi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ama o çocuk yüz iskeletine bir deformasyon yaşamaya aday olabilir. O nedenle bu başta olmak üzere yani yüz iskeletindeki etkisi başta olmak üzere ama ondan öte gün içindeki hayatına, uyku kalitesine, uykuda salgılanan büyüme hormonunun yeterince salgılanmaması kadar olan etkilerinden dolayı geniz etinin burun solunumuna olan etkisini çok önemsiyorum.